Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı yazılı konu soru dağılım tablosu ve örnek senaryolar yayınlamıştı. Bu videomuzda sizlerle birlikte 9. sınıf 1. dönem 1. ortak yazılı için yayınlanan örnek senaryoları birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bir evrak gördüğünüz gibi. Bunu açıklama kısmına bırakacağız. Oradan indirebilirsiniz. Oradan indirip kullanabilirsiniz. Beraber buradaki senaryolara göre oluşturulmuş soruları birlikte çözeceğiz. 3 tane senaryomuz var. Bakın, örnek senaryo 1'de 9 tane sorumuz basit bilişsel süreçleri ölçmeye yönelik sorulardan oluşuyor. Hangi sorular olduğunu da yazmışlar. Sorulardan bir tanesi de karmaşık bilişsel süreçleri ölçmeye yönelik sorular. O da 9. soruya denk geliyormuş arkadaşlar. Beraber başlayınca zaten göreceğiz. Bakalım hemen. İlk sorumuzda bakın kazanım 9111 kimyanın bilim olma süreciyle ilgili. Yani kimyanın bilim olma sürecini açıklar davranışı ile ilgili aşağıda bir tane soru var. Soruda diyor ki beraber okuyalım. Cabir bin Hayyan altın ve platin gibi metalleri çözen kral suyunu elde etmiş. Damıtmada kullanılan imbiyi geliştirmiş ve dünyada ilk kimya laboratuvarını kuran kişi olmuştur. Bu bilgilere göre Cabir bin Hayyan'ın kimya bilimine katkılarından ikisini yazınız. Aslında yukarıda Cabir bin Hayyan'ın arkadaşlar yaptığı katkılar verilmiş. Burada kral suyunu elde ettiğinden bahsediyor. Damıtmada kullanılan imbiyi geliştirdiğinden bahsediyor. Bunlar çok önemli. Ve dünyadaki ilk kimya laboratuvarını kuran kişi olması da gene Cabir bin Hayyan için en çok söylediğimiz hususlardan birkaç tanesi. Bunların dışında yazmamız gerekirse ne yazabiliriz? Sitrik asit, asetik asit, tartarik asit, arsenik tozunu keşfetmiştir. Ve nitrik asit, hidrojen klorür, sülfürik asidi elde etmiştir. Bunları yazabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi zaten burada Cabir bin Hayyan'ın yaptığı işlerle ilgili bilgi verilmiş. Muhtemelen soruda öğretmeniniz bu bilgiyi vermeyecek. Siz bu bilgilerden iki tanesini mesela kral suyunu keşfetmiş, elde etmiş diyebilirsiniz. Ya da ilk kimya laboratuvarını kuran kişi olmuş diyebilirsiniz yine. İkinci sorumuzda bakın diyor ki Serkan Bey topraktaki eksik minerallerin yerine konulabilmesi için toprağa verilen katkı maddelerinin üretildiği bir endüstriyel alanda çalışmaktadır. Bu katkı maddeleri bitkilerin büyüyüp gelişmesi için ihtiyaçları olan elementleri içermektedir. Buna göre Serkan Bey'in yaptığı endüstriyel alanın adını yazınız demiş. Arkadaşlar burada bakın davranışlarda zaten var. Bunları derslerde görmüştünüz sırasıyla. İlaç, gübre, petrokimya, arıtım, boya tekstil alanlarında kimyacılar çalışıyor biliyorsunuz. Bu alanlar kimya ile doğrudan ilişkili. Topraktaki eksik mineral dediğimiz arkadaşlar hangi maddelerin vasıtasıyla toprağa tekrar verilir? Tabii ki gübre. Dolayısıyla sorumuzun cevabı arkadaşlar gübre endüstrisi olması gerekiyor. Bu kadar basit. Diğer sorumuz bakın günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir diyor. Bakın eşleştirme mevzusu var. Yani ilk 20 elementi, bakın burada belirtildiği gibi ilk 20 elementi ve günlük hayatta sıkça kullanılan, burada isimlerini gördüğünüz elementler arkadaşlar, öğrenciler bilir diyor. Yani sizin bilmeniz gerekiyor bunları. Bunları daha önce de bahsetmiştik kanalımız arkadaşlar, konu anlatımlarında da anlatmıştık aslında. Mutlaka toplam 35 yapıyor zaten 20 element burada, 15 element burada. Toplam 35 tane elementi ne yapmamız? Mutlaka ezberlememiz gerekiyor. Üçüncü soru bakın bununla ilgili diyor ki aşağıda sembolleri verilen elementlerin adlarını karşılarında yer alan boşluklara yazınız. Bu neydi arkadaşlar? Hemen yazalım. Bakın helyum. Bakın P çok karıştırılır. Yani buradaki elementin adıyla sembolünün farklı harfle başladığını görüyorsunuz. Bundan dolayı bunlar çok karıştırılabiliyor. Kenarına bakın sodyum. S neydi? Kükürt ve Al'de arkadaşlar neydi? Alüminyum diyoruz. Tekrar söylüyorum. İlk 20 element, periyodik cetvelde yer alan ilk 20 elementi ve burada belirtilen bakın kromdan başlıyor nereye kadar arkadaşlar? Civa kurşuna kadar olan bu elementleri mutlaka ve mutlaka bilmek zorundasınız. Sınavda ya bu şekilde size sembolü verilir, adı sorulur ya da bu şekilde adı verilir, sembolü nedir diye sorulur arkadaşlar. Mutlaka sınavlarda çıkar bu tip sorular. Ve yine bazı bileşiklerin adlarını ezbere bilmeniz gerekiyor diye size daha önce arkadaşlar belirtmiştik. Bakın burada bilmeniz gereken bileşikler gösterilmiş. Bunların yaygın adlarını bilmek zorundasınız. Neydi bunların yaygın adları? Hızlıca bir hatırlayalım. Su, tuz ruhu, zaç yağı, kezzap,
sirke asidi değil mi? Kireç taşı. Bu yemek sodası diye geçiyor. Kabartma tozu diyen de var. Amonyak, sönmüş kireç, sut kostik, potas kostik, sönmemiş kireç. Bu da neydi? Yemek tuzu. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerin yaygın adlarını karşılarında yer alan boşluklara yazınız. Ne dedik arkadaşlar buna? Bu çok fazla kullandığımız bir madde, yemek tuzu. Bu da arkadaşlar özellikle inşaat endüstrisinde çok fazla kullanılan kireç taşı adı verilen maddemiz. Bir diğer sorumuzdaki kazanım bakın neyle ilgili? Kimyada kullanılan sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretlerini bilmeniz gerekiyor. 8 tane arkadaşlar uyarı işareti var. Bunları mutlaka ezberlemek zorundasınız. Bunları gördüğünüz zaman hem anlamını hem de adını bilmek zorundasınız. Anlamını yazınız demiş bakın. Arkadaşlar burada ne olmuş gördüğünüz gibi zaten şekilden de anlaşılıyor. Buradaki madde bir yüzeye damladığı zaman yüzeyi ne yapmış gördüğünüz gibi bu şekilde parçalamış. Ya da elinize aynı şekilde arkadaşlar zarar vermiş. Bakın korozyon, şunu bir hatırlayalım isterseniz. Korozyon neydi? Korozyon aşınmak demek. Aşınmak. Dolayısıyla korozif, bu güvenlik uyarı işaretinin adı arkadaşlar korozif ya da aşındırıcı. İkisinden bir tanesini sizden sınavda öğretmeniz, yazmanızı bekleyecek arkadaşlar. Anlamı nedir? Anlamını da şu şekilde ifade edebilirsiniz. Temas ettiği yüzeye zarar verir, aşındırır. Değil mi? Mutlaka ne yapılması gerekir? Bu tip maddelerle çalışırken eldiven takılması gerekir mutlaka. Ve kesinlikle bunların buharlarının solunmaması gerekir. Bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Bazen de direkt hani birkaç tane böyle güvenlik sembolünü yan yana verip veya alt alta verip neyse direkt bu şekilde adları da sorulabiliyor. Bir diğer kazanımımızla ilgili sorumuz diyor ki kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar demiş arkadaşlar. Bizim için faydalı olanlar ve zararlı olanlar vardı. Bazıları mutlaka almamız, tüketmemiz gerekiyordu. Mutlaka ihtiyacımız olan maddeler vardı. Bir de kesinlikle uzak durmamız gerekenler vardı arkadaşlar. Buradaki maddeler gördüğünüz gibi zararlı olanlar. Bu ikisi neydi bakın? Ağır metal, civa ve kurşun. Ağır metallerden ikisini yazınız demiş ama ikisini yazalım arkadaşlar. Civa ve kurşun. Karbondioksit biliyorsunuz atmosfere çok ciddi zarar veriyor. Fosil yakıtların yakılmasından çıkar. Küresel ısınmaya sebep oluyor. NO2 ve SO3 bunlar asidik oksit olduğu için asit yağmurlarının oluşmasına sebep oluyor. Bunların ne olması gerekiyor arkadaşlar? Atmosfere salınımının azaltılması, engellenmesi gerekiyor. Karbon monoksit ne demiştik? Tam yanma olmayınca oluşan kokusuz sinsi bir gaz insanların doğrudan doğruya ölümüne sebep oluyor. Klor da gene normalde suların dezenfekte edilmesinde, havuzların dezenfekte edilmesinde falan kullanılıyor ama fazlası kesinlikle çok öldürücüdür. Ne diyorduk? Çamaşır suyu ve asit karıştırılarak kullanılırsa klor gazı oluşur. O da çok öldürücü sonuçlara yol açabilir diyoruz. Burada dediğim gibi ağır metallerden ikisini sorduğu için civa ve kurşun yazdık. 7. sorumuzda der ki kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. Bu davranışla ilgili arkadaşlar bir sorumuz var. Bakın burada görseldeki yüksek sıcaklıklara dayanabilen, çözelti hazırlama, ısıtma, kristallendirme gibi işlemlerde kullanılan, camdan yapılmış kimya laboratuvarında kullanılan temel malzeme yazınız. Bardağa benziyor arkadaşlar. Bakın şu kenarında sıvının aktarılması için bir kısım var. Değil mi? Buna biz ne diyoruz? Behr diyoruz arkadaşlar. Behr glass da yazabilirsiniz. Behr ya da Behr glass yazdığınız zaman bu malzemeyi yazmış oluyoruz. Ve bakın atom modelleriyle ilgili 4 tane atom modelimiz var. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr diyoruz. Rutherford atom modeline aittir diyor arkadaşlar buradaki görsel. Rutherford ne diyordu hatırlıyorsanız? Bir çekirdek var. Kütle çekirdekte toplanmış. Elektronlar da etrafta. İlk defa çekirdek kavramından bahseden Rutherford'tur. Bundan dolayı çekirdek modeli de denir demiştik. İlk defa boşluk, atomda büyük boşluklar olduğunu söyleyen kimdir? Rutherford'tur. Alfa saçılması deneyi vardı değil mi? Yine bunları arkadaşlar şöyle bir bakarsanız sizler için çok daha iyi olacaktır. Buna göre görselden yola çıkarak Rutherford atom modeli ile ilgili iki varsayım yazınız demiş. Hemen yazalım. Varsayımlardan bir tanesi ne olsun arkadaşlar? Ne diyoruz biz? Kütle nerede toplanmıştır? Çekirdekte toplanmıştır. Değil mi? Evet. Bir tane daha varsayım yazalım arkadaşlar. O da ne? Artılar var, eksiler var. Artıların sayısı eksilerin sayısına eşit de diyebiliriz. Ya da elektronlar, öyle diyelim. Elektronları yazalım isterseniz. Elektronlar nerede bulunur? Çekirdeğin etrafında
Değil mi arkadaşlar? Çekirdeğin etrafında biraz yazım çirkin oldu, özür diliyorum. Etrafında boşluklarda bulunur. Boşluklarda bulunur diyoruz. Yine bu kanalda arkadaşlar atom modellerini ayrıntılı şekilde anlatmıştık. Bununla ilgili sorular çözmüştük, test çözmüştük. Onlara bakabilirsiniz. Ve senaryomuzdaki kaçıncı soruya geldik? Bakın 9. soruya geldik. Bu soru neyle ilgiliymiş bakın. Elektron, proton, nötron yüklerini kütlelerin atom bulundukları yerleri karşılaştırır diyor. Ve ayrıca proton, nötron, atom numarası, kütle numarası, izotop, izoton, izobar, izoelektronik kavramları tanıtılır diyor. Bakalım hemen. Diyor ki buradaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz demiş. Dikkat edin. Şimdi biz normalde hemen şöyle ben hızlıca size hatırlatayım isterseniz. Atomun sembolü böyleyse sol alta proton yazıyoruz. Onun bir üstüne nötron yazıyoruz. Onun bir üstüne kütle numarası. Proton artı nötron, şöyle proton artı nötron neyi veriyor bize? Kütle numarasını veriyor. Elektron sayısını sağ alta yazıyoruz. Ve proton eksi elektron sayısı bize neyi veriyor? İyon yükünü veriyor arkadaşlar. İyon yükünü de bu sağ üstte yazıyoruz. Şimdi bu proton sayısı demek atomdaki artıların sayısı demek. Elektron sayısı demek eksilerin sayısı demek. Nötron zaten nötr biliyorsunuz. Kütle numarası da proton ve nötronun toplamı şeklinde ifade ediliyor. Şimdi artı 2 yüklü olduğuna göre ve 12 tane artısı olduğuna göre demek ki bunun kaç tane? 10 tane eksisi varmış diyoruz. Artı 2 yüklü olduğuna göre 18 tane elektron olduğuna göre 20 tane protonu varmış. Bakın eksi 1 yüklü gördüğünüz gibi. Bana neyi vermiş? Burada kütle numarasını vermiş. 19. Kütle numarası proton artı nötron olduğu için 19'dan 10'u çıkartırsam proton sayısını bulurum. O da kaçtır? 9'dur. Eksi 1 olduğu için elektron sayısı 1 fazla. Yani 10 tane elektron varmış arkadaşlar. Bunu bulmuş olduk. Argon 18 tane protonu varsa ve nötr olduğu için 18 tane de neyi vardır? Elektronu vardır. Nötron sayısı, proton sayısı, nötron sayısı topladığımız zaman da bunun nesini bulmuş oluyoruz biz? Kütle numarasını bulmuş oluyoruz. Yukarıda atladıklarımız da var. Neyse döneceğiz. Sodyum artı yüklü. Elektron sayısı 10 ise bakın artıların sayısı demek ki 11. Kütle numarası 23 olduğuna göre nötron sayısı kaçtır? 12'dir. Hemen şuraya gelelim tekrar en üste. 12 ile kaçı toplarsam 24 yapar? 12'yi. Yine 20 ile 20'yi toplarsam kaç yapar? 40'ı yapar. Güzel bir soru. Kapsamlı bir soru arkadaşlar. Yine dediğim gibi bununla ilgili konu anlatımım var. Onlara da bakabilirsiniz. Diğer sorumuz. Bu senaryo 1'deki son sorumuz arkadaşlar bu. Elementleri periyodik sistemde yerleşim esaslarını açıklar demiş. Diyor ki 2, 7, 12, 15, 19 elementlerinin yerlerini aşağıdaki periyodik sistem kesiti üzerinde gösteriniz demiş. Bakın şunu bir hatırlamamız gerekiyor arkadaşlar. Biz atom numaralarına göre soldan sağa doğru, soldan sağa aynı yazı yazar gibi. Mesela diyor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye arkadaşlar atom numaralarına göre biz bunları yazıyoruz. Dolayısıyla burada da yine aynı şekilde elementlerin atom numaralarına göre yerleşim esaslarını belirleyeceğiz. Helyum nerede o zaman bakın. Arkadaşlar helyum burada. Atom numarası 2'ymiş. Azot nerede? 7 numara. 3, 4, 5, 6, 7. Magnezyum bakın 12. 8, 9, 10. 11. Bu da 12. Fosfor 15'miş. 13, 14, 15. Potasyum 19, 16, 17, 18. 19 da neymiş? Potasyummuş. Böylece soruyu tamamlamış olduk. Senaryo 1'e göre arkadaşlar bütün soruları çözmüş olduk. Biraz video uzun olacak arkadaşlar. Aslında ben üçünü de aynı videoda çözmeyi planlamıştım ama 13 dakika 14 dakika olmuş şimdiden. Ne yapalım? Diğer videoda senaryo 2'yi çözelim o zaman. Diğer videoda görüşmek üzere.